senin aşkına. Nereden çıktın karşıma? Sevdim seni, çok sevdim. Hayat yalnız yaşanmaz, senden ayrı durulmaz. Senin gibi bulunmaz. Sevdim seni, çok sevdim. Sevdim seni çok. Ne oldu Mert? Niye çağırdın beni buraya? Gel otur hayatım, biraz konuşalım. Ne oldu? Niye çağırdın? Bana hamileyim dediğinde ben sana o bebeği istemiyorum, aldıralım dedim ya. Kalbini kırdım değil mi? Evet, kırdın. Gerçi sen de benim suratımı parçaladın. Bütün gece de banyoda ağladın. Doğru düzgün konuşma fırsatımız olmadı. Hadi gel konuşalım. Tamam söyle hadi, ne oldu? Sen benimle aile olmak, bir yuva kurmak istiyorsun ya. Sen beni aptal mı sandın? Hı? O köhne pansiyonda Yusuf'la birlikte yaşadığını biliyorum. Ne oldu? Şaşırdın mı? Tabii ki seni takip ettim. Nerede, kiminle ne yapıyorsun, her şeyi biliyorum. Ne yapıyordun Nail'e? Nasıl kandırdım diye arkamdan kıs kıs gülüyor muydun? Bir misafirimiz var. Kim olduğunu merak ediyor musun? Yusuf. Onunla konuşmamız gerek. Ya ne konuştun? Mert. Mert lütfen. Lütfen açma kapıyı. Üçümüzün bir karar vermesi gerekiyor. Karnındaki çocuk benim mi, yoksa onun mu? Mert, Mert yalvarırım, konuşacak hiçbir şey yok. Ne olur açma kapıyı. Mert. Yusuf'un bilmesi gerekiyor. Mert lütfen. Lütfen acıma lütfen. Mert, Mert lütfen. Lütfen çekil. Ne olur acıma kapıyı. Alo abi. Ben bu adrese geldim de kapıyı açan olmadı. Tamam. Tamam, ben dönüyorum o zaman. Seninki inatçı. Gitmiş zaten seninki. Kes ağlamayı da geçiriyor otur. Sen nasıl Yusuf'u buraya çağırırsın ya? Sen...
Sen benim hayatımı zorlaştırmaya mı çalışıyorsun? Bana eziyet çektirmeye mi çalışıyorsun? Buna zevk mi alıyorsun sen? Senden nefret ediyorum. Ne oluyor ya? Bağırması, hakaret etmesi gereken benim. Sen beni aldattın. Bu ne pişkinlik be? Senin çok mu umurunda? Sen beni önemsiyor musun ki ya? Sadece bana eziyet çektirmeye çalışıyorsun. İğrenç bir adamsın sen. O kapıyı niye açmadım biliyor musun? Karnındaki bebek babasız büyümesin diye. Çünkü onun hiçbir suçu yok. Bu çocuk senin Mert. İşte onu hiç bilmiyoruz tatlım. Çünkü sen yalancı bir kadınsın. Sen de biliyorsun bunu. Bak sana ne diyeceğim. Geç şuraya otur. Bir ayakta kal orada söyleyeyim. Bence bu Yusuf denen herif iyi biri. Sana iyi kocalık eder. Yani hayal ettiğin hayatı sana veremez. Yazık fakir. Ama delikanlı biri. Çocuğu için her şeyi yapar. Sizi ortada bırakmaz. Ben o ışığı onun gözünde gördüm. Sen hala benimle dalga geçiyorsun ama bu çocuk senin çocuğun. Bunu bir gün anlayacaksın. Kart. Kredi kartı. Allah belanı versin senin. Ada. Ada çok özür dilerim. Ben böyle olsun istemezdim. Keşke ölseydim, geberseydim. Allah benim belamı versin ya. Yusuf böyle konuşma. Sana bir şey olsa ben ne yaparım? İyi olacaksın tamam mı? Nasıl iyi olacağım? Beceriksiz adamın tekiyim ben. Bu Nalan'la durumu ben çözemedim, beceremedim. Seni böyle üzmeye hakkım da yok. Ama bir yolunu bulacağım. Biz asla ayrılmayacağız. Ben seni asla bırakmayacağım. Ne yapacaksın? Nalan'ı mı bırakacaksın? Yusuf sizin bir bebeğiniz olacak. Ama bunu ben istemedim ki. Ama senin ne istediğinin bir önemi yok artık. Bak bana. Ben babamı hiç bilmedim. Sen de babanı bilmedin. Ya biz hep bir yanımız eksik, kırık, dökük büyümedik mi? Yazık değil mi şimdi o bebeğe? O da bizim gibi yetim mi kalsın? Ama ben seni seviyorum. Nasıl vazgeçerim senden? Nasıl unuturum ben seni? Mecburuz buna. Ben sensiz ne yaparım? Yaşayamam ki. Ada ne olur. Ne olur git deme bana. Ne olur kal de. Ne olur unut deme. Ben sensiz yapamam. Götür beni de. Gidelim buradan Yusuf de. Ne olur lütfen bana git deme. Ne olur Ada. Yapamam. Böyle hatırla tamam mı? Bakma benim böyle ağladığıma. Ben güçlü olacağım. Sen de ağlama. Söz ver bana. Tamam. Söz. Ama sen de ağlama artık. Üzülme tamam mı?
Hoşça kal İstanbul. Ula. Hoşça kal sevgilim. Feza üstüne yayılır elem içinden gökyüzüne. Onu benden çok sevmiş, paramparça bir hikaye. Ömür ömür üstüne yaralar sirayet etmiş her yerim. İzini kaybettim artık, yarım kalmadı bu hikaye. Seni çok seviyorum. Çok seviyorum. Seni çok seviyorum. Çok seviyorum. Seni çok seviyorum. Seni hep seveceğim. Seni hep seveceğim. Seni hep seveceğim. Hep seveceğim. Seni hep seveceğim. İçimde bıçak kesiyor damarlarımdan eski beni. Yakalandım sevda çölüne. Ver yangınıma heyhat, yıkın bu şehri yakın. Sokağın sevdamı hatıramı yakın. Geceler saklar sırlarımı, bitmiyor bu yangın. Yaralı kuştum, uçtum uçtum senden uzaklara. Çiçek, ben hemen şu markete gidip bir deterjan alacağım. Hiç kalmamış evde çünkü. Tamam Sumran. Kolay gelsin kızlar. Temizlik seferberliğine girişilmiş. Sen niye geldin ki buraya? Sen Yusuf'la eşya taşımıyor muydun? Ha. Ya ben işi bıraktım Sumru Hanım. Bıraktın mı? Nasıl? Bıraktım. Yani hamallık bana göre bir şey değil. Ben daha businessman tipi bir adamım. Yani beyaz yakalı bir şeyler olabilir. Masa başı bir iş bakacağım. Allah'ım ya. Businessmanmış. Beyaz yakaymış. Oğlum senin beyaz gömleğin bile yoktur be. Ya boş boş konuşuyor işte. Bak çok sinirleniyorum. Gerçekten çok sinirleniyorum. Cinlerimi tepeme çıkarıyorsun Fırat. Ya seninki can da Yusuf'unki ne? İş bulmuşsun beğenmiyorsun. Ya sen buraya olan borcunu nasıl ödeyeceksin acaba? Yani Sumru Hanım tamam sakin olun. Hani alın şimdi bunu. Ben oldukça daha fazlasını veririm. Ya senin buraya 900 lira borcun var, 900. Çıkarmışsın utanmadan 60 lira para veriyorsun Fırat sen bana ya. İstemiyorum, ne seni istiyorum, ne paranı istiyorum. Hemen çıkıp toplanıyorsun, hemen terk ediyorsun evimi, hemen. Yani Sumru Hanım, ağır konuştunuz şimdi. Kendime uygun bir işi en kısa zamanda bulacağım. Ya merak etmeyin. Hay ne merak edeceğim, merak etmiyorum. Senin bundan sonra yaptığın hiçbir şey beni şu kadar ilgilendirmiyor. İstemiyorum seni. Hemen toplanıyorsun ve çıkıp gidiyorsun. Bir daha da tekrar etmeyeceğim. Bu kadar idare ettiğim yetti zaten. Hadi bakalım. Kovuyor musunuz beni gerçekten? Aynen öyle. Kovuyorum canım. Hemen. Şimdi gidiyorum bir şeyler almaya. Döndüğümde seni burada bulmayacağım. Hemen toplanıyorsun. Çekil. Oo, sokağa atıldın oğlum. Ne yapacaksın sen şimdi? Yok ya. Yani
Bakma Sumru Hanım öyle esti gürledi de... yani atmaz beni sokağa. Kıyamaz bana. Benim canım. Nihal. Çok şükür. Sesini duydum. Doktorla konuştum. İyileşecek miyim? Bacaklarımı hareket ettiremiyorum Nihal. İyileşeceksin hayatım. Yeniden ayağa kalkacaksın. Bunun için ne gerekiyorsa yapacağız. Ah Yıldırım. Böyle fevri davranmasaydın bunların hiçbiri başımıza gelmeyecekti. Koştur koştur adaya gitmek de ne oluyor Allah aşkına? Hem bak zaten her şey kendiliğinden yoluna giriyor. Ona babasının parasından bahsetmene gerek kalmadı. Ada artık ailemizin bir üyesi oluyor. Nasıl? Rüzgar. Adaya aşık galiba. Çenemi kapatayım diye söylemiyorsun değil mi bunlara Nihal? Aşk olsun Yıldırım. Hiç mi güvenmiyorsun karına? Gerçi Rüzgar adadan hoşlanmasaydı belki bir entrika çevirirdim. Şaka şaka. Sen şimdi bunu gerçek zannedersin. Peki Ada? O da Rüzgar'a aşık mı? Ah, oğlumuzdan iyisini mi bulacak? Onu da Rüzgar halletsin artık. Ben de daha çok vakit geçirsinler diye Ada'yı eve almaya karar verdim. Hem senin tedavine de yardımcı olur. Ama bak Yıldırım, lütfen ona babasının parasından bahsetme. Zaten senin gelinin olacak. Tamam. Sen zaten her şeyi planlamışsın. Birinin bunu yapması lazımdı. Lan nereye gidiyor bu ya? Gözüm de görmüyor. Ya demek Mustafa da burada oturuyormuş. Görüyor musun İsmail başımıza geleni? Yani sanki koskoca İstanbul'da yer kalmamış gibi geldi yine dibimize girdi musibet. Hayır ben kıza bir zarar verecek diye korkuyorum. Şşş. Aman be Üptade. Vır 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 papağan gibi sürekli aynı şeyi söylüyorsun. Hiçbir şey yapamaz Mustafa. Hele bir gelsin yemin ediyorum bu kabloyu Mustafa'ya takarım ha. Hoş geldin kızım. Ah be gözümü seveyim, iyi ki geldin. Gel şu kabloyu takıver, gözüm görmüyor da. Ben anlamam dayı, sen halledersin. Ne oldu kız sana? Yoksa yine Mustafa mı kesti önünü kızım ha? Yok yenge, ben onu görmedim. Ada biliyor musun? Meğersem o da buralarda oturuyormuş. Ama sen hiç korkma. Evelallah dayınla ben buradayız. Kapıdan burnunu uzatmaya kalksın, o burnunu kopar atarım. Benim başım ağrıyor, ben yatacağım. Tamam yat yavrum. Yat kızım. Bana bak. Bunda bir hal var Üftade. İşten falan kovmuş olmasınlar? Yok canım. Öyle olsa söylerdi herhal. Dur ben bir bakayım. İnşallah kovmamışlardır ha. Daha televizyonun taksidi bitmedi lan. Ada. Kızım ne oldu? Dayının yanında üstelemedim ama ağladın mı sen? Kızım korkutma beni. Haydi söyle ne oldu? Bir şey mi oldu? Yenge. Biz Yusuf'la ayrıldık. Ne? Ama nasıl iş bu kızım? Daha dün koştur koştur çocukla görüşmelere gidiyordun. Yoksa umut verip kandırdı mı seni ha? Öyle değil. Başka bir şey var. Kızım. Tamam ağlama. Ağlama bir topla kendini. Dost doğru söyle bana bir ne oldu kızım? Yusuf'un eski sevgilisi vardı ya. He biliyorum. Kapıya geldiydi. Yusuf'tan hamileymiş. Ne? Vay başımıza gel. Görüyor musun sen kamyoncunun yaptığını? Ha senle gestos, onunla çocuk yap.
Resmen seni yalanlarıyla kandırmış kızım. Hayır öyle değil yenge. Yusuf bana hiçbir zaman yalan söylemedi ki. Tamam tamam. Tamam kızım. Sen şimdi çok üzgünsün tabii değil mi? Bir de ben böyle konuşarak canını sıkmayayım. Ne yapayım seni? Biraz yalnız bırakayım mı ha? Tamam kızım. Tamam kızım. Ellerimi yıkadım, tabağımı kaptım, yardıma geldim. İyice ev kızı oldun sen ha. Ya ne yapayım? Sıkılıyorum öyle boş boş. Oradan bana iki yaprak ateşleyin de neşemizi bulalım. Al bakalım. Heh, dur dur dur. Şu saçlar olmaz öyle. Heh. Al bir de sil ellerine. Tamam. Sumru Hanım. Siz şimdi kesin kararlısınız. Fırat'ı eve almayacaksınız yani öyle mi? Evet almayacağım. Sakın onu korumaya kalkışma. Ha, yok canım. Ya ben karışmam, o sizin aranızdaki bir mesele. Ben öyle merakımdan sordum yani. İyi. Ya Nalan nerede? Ay ne bileyim, uyuyordur herhalde. Hamilelik uyku yapar. Gerçekten hamile ise. Ben hiç inanmıyorum onun hamile olduğunu. Bence yalan söylüyor. Vallahi ben de işkillenmiyor değilim biliyor musun? Keşke Yusuf da biraz şüphelense de ya ne bileyim alsa bir doktora falan götürse. Belli ki Yusuf bunu bıraktı ya. Elinde tutmak için çocuğu hamileyim yalanı söylüyor. Ha zaten başka türlü nasıl tutacaktı ki elinde? Hiç değil mi ama? Öyle. Doğru vallahi. Ne saçmalıyorsunuz siz? Ne oldu sustunuz? Siz beni neyle suçladığınızı farkında mısınız? Ha? Hiç mi utanmıyorsunuz ya? Yok. Utanmıyoruz. Yani senden niye utanacakmışız ki? Al yüzüne de söylüyorum işte. Bence sen Yusuf'a yalan söylüyorsun. Sen var ya, çok fazla oluyorsun artık. Bunların hepsini Yusuf'a tek tek anlatacağım. Hepsini anlatacağım. Hadsizler, terbiyesizler sizi. Bu evde bir daha benim dedikodum yapılmayacak, anladınız mı? Yapılmayacak. Şimdi bütün belgeleri göstereyim de size. Görün bakalım kim yalan söylüyor, söylemiyor. Nalan, ne oluyor? Niye bağırıyorsun sen? Ya delirtecekler bu evde beni ya, delirtecekler. Sumru Hanım Çiçek'le birlik olmuş, arkamdan benim dedikodumu yapıyorlar. Neymiş ben sana yalan söylüyormuşum, hamile değilmişim, kandırıyormuşum seni. Al, al ultrason görüntüleri, tahliller hepsi burada. Nalan tamam özür dileriz. Tamam gerçekten yani bakmaya gerek yok kağıtlara ver. Hayır bakacaksınız. Madem bu kadar endişelendiniz Yusuf için, madem bu kadar merak ettiniz bakın bakalım. Evet giderdin mi merakını? Neymiş? Sesli söyle neymiş? Hamileymişsin. Eğer senin de aklında ufacık bir şüphe varsa al bak. Tamam belli ki bir yanlış anlaşılma olmuş. Hadi geç sen içeri. Yusuf çok özür dilerim ya. Gerçekten ne diyeceğimi de bilemiyorum. Yani şurada konuşuyorduk aramızda duymuş. Çok utanıyorum. Benim başımın altından çıktı. Ben öyle konuşuverdim işte. Kendi fikirlerimi söylemek istedim. Tamam. Uzatmayalım olur mu? Çok ayıp oldu çocuğa ya. E oldu tabii. Hı hı. Hı.
ağlıyor musun? Ne yapıyor kız? Ne ağlıyor? Yok bir şey dayı. Hadi ben yatıyorum, iyi geceler. Ha yat kızım, iyi geceler. Ne oluyor buna ya? Geçen de ağlanacak filmde gülüyordu. Şimdi gülünecek filmde ağlıyor. Hep ten dengesini yitirdi ha. Ana sıkılıklı dengesiz. Varma üstüne İsmail. İşte canı sıkılmıştır bir şeye. Ne izliyorsun? Hiç öyle boş bakıyorum. Hala burada yatmaya devam mı edeceksin? Yanıma hiç gelmeyecek misin? Tamam peki, zorlamayacağım seni. Biliyorum senin için de kolay bir durum değil. Ama bizim bebeğimiz olacak Yusuf, aile olacağız biz. Hayatımızı böyle daha fazla ayrı odalarda geçiremeyiz değil mi? Susuyorsun, ne anlamalıyım bundan? Hı? Al beni karşına, de ki seni de o karnındaki bebeği de istemiyorum. Ben de başımın çaresine bakayım. Şimdi bunları konuşmasak olur mu? Yusuf, biz evlenmeliyiz, farkındasın değil mi? Biz evlensek ya. Olur. Evlenelim. Ya bir şey sordum sana. Ben biraz hava alacağım. Yani ne var bunda? Yengem ben küçükken ne zaman bir yıldız kaysa biri göçtü derdi.
Ben o günden beri çok korkuyorum, biliyor musun? Sanki sevdiğim birini kaybedecekmişim gibi hissediyorum. O zaman şöyle yapalım. Bundan sonra her yıldız kaydığında Yusuf beni düşünüyor de. Olur mu? Çünkü ben seni düşünüyor olacağım. Olur. Ama düşüneceksin bak, söz ver. Ada, benim seni düşünmediğim bir an mı var? Allah Allah ya. Bir de söz verdiriyorsun kızım. Başkasına bakan sevdim seni, çok sevdim. Sevdim seni çok. Ay Sumru Hanım, ya gözümüzü açtığımız gibi şunları yapmamız şart mıydı ya? Ya önce bir kahvaltı falan etseydik. Çiçek nasıl yetişecek bu kadar iş yarınki kermese? Tabii yapacağız yani. Hem çok koyuyorsun sen, patlayacak o sonra. Biraz az koy. Yani iyi ki bir su istedim. Getirsen eline mi yapışırdı? Yapışırdı. Gördüğün gibi işim var burada. Ayrıca senin hizmetçin yok, tamam mı? Sabahtan beri şunu getir, bunu götür. Allah Allah ya. Ya ben hamile halimle her an çıkamıyorum herhalde odamdan dışarı. Yani yardım etsen eline mi yapışırdı? Kızım abartma istersen. Dünyadaki tek hamile kadın da sen değilsin yani. Günaydın. Günaydın. Nereden geliyorsun sen? Ekmek aldım. Ne oldu, siz yine mi tartıştınız? Evet Yusuf'cum, tartıştık. Ama bu sefer şöyle bir tartışmamız oldu. Acaba dedik, sizin odaya diyafon mu bağlatsak, yoksa Nalan'cığımızın eline zil mi versek daha pratik olur diye. Ha çünkü hanımefendinin siparişleri bitmiyor da. Bu hamilelik nazının yazını biraz fazla abarttı kendisi. Ben bebek bekliyorum be. Ne vicdansız çıktın sen? Yusuf bak, görüyor musun? İki ricayı nasıl büyüttü? Bunlar çok kötü davranıyorlar bana. Aa, biz ne yaptık be sana? Yalan söylüyor ya. Tamam artık Çiçek, yeter. Tamam. Hadi bırak şimdi onu da, sonra yaparız bunları. Hadi bakın, kahvaltı sofrası da hazır. Geçin buyurun. Hadi kalk, tamam bırak onu. Sarayım, geliyorum. Her şey hazır, yiyelim. Buyurun. Yusuf görüyorsun değil mi nasıl davranıyorlar bana? Afiyet olsun. Aa, ne oluyor? Ben yolda atıştırırım bir şeyler. Yusuf. Kızdırdılar değil mi seni? Gel biz odamızda kahvaltı yapalım mı? Nalan yapma şunu. Lütfen. Ada? Ada? Yusuf. Nasılsın? Şimdi daha iyiyim valla. Biraz canım sıkkındı ama seni görünce şey oldu. Güzel oldu yani. Ya ben seni birkaç gündür görmedim ya. Sanki birkaç yıl geçmiş gibi geldi. Ondan şey ettim. Sen nereye? İşim. Durağa yürüyordum. Gel beraber yürüyelim. Geç kalmışsın. Erken çıkıyordun. Ben bakım evinde çalışmıyorum artık. Yıldırım Bey'i eve çıkardılar. Ona bakıyorum. Rüzgar Bey'in yanında çalışıyorsun yani. Evet. Nalan nasıl? İyi mi? İyi. Durağa geldik. Görüşürüz. Adam böyle mi olacak bundan sonra? Nasıl yani? Böyle ayak üstüne haber nasılsın? Bu kadar mı konuşacağız bundan sonra? Minibüs geldi, ben gideyim.
Buyurun. İyi günler. Su borularında bir arıza tespit ettik. Onarım için bahçeyi kazacağız. Bilginiz olsun. Ha. İyi tamam. Kazın tabii. Buyurun. Yalnız ben beyime de bir haber edeyim. Şükrü. Hadi başlayalım. Kız beklesene. Sana yetişeceğim diye canım çıktı ya. Hadi. Dayı hayırdır, senin burada ne işin var? Kızım seni ben bırakacağım dedim ya. Haber vermeden çıkmışım. Ya uyuyordun. Ben de kaldırmadım. Dayı bak hadi, gelmene gerek yok. Ev zaten şurası. Ya buraya kadar gelmişim. Daha geri mi döneceğim? Hem gelmişken bir yıldırmaya da geçmiş olsun dileyelim artık. Geçmiş olsun. Ayıp yani. Dayı. Ya senin o kadar samimiyetin yok ki. Gerek yok gelmene. Nasıl samimiyet yok ya? Adam bir kamyon eşya yolladı, geldi evde çay içti. Daha nasıl samimi olalım? Yürü. Sen hala o para meselesini kurcalamak istiyorsun değil mi? Ondan bu Yıldırım Bey'i göreceğim ısrarı. Yani bir azıcık o da var yani. Nihal Hanım söyledi ya, Yıldırım Bey bana burs verecekmiş, onu söyleyecekmiş. Yani sen niye bu kadar ısrar ediyorsun ben anlamıyorum. Tamam kızım, bir de adamın ağzından duyalım. Sen karışma her şeye. Karışırım dayı. Sen beni insanların içinde utandırıyorsun. Hadi bak, gelmene gerek yok dayı, ben zaten geldim. Estağfurullah ya. Nihal Hanım, iyi günler. İyi günler. Ya müsaade buyurursanız, Yıldırım Bey'e bir geçmiş olsun demek istiyorum. Ziyaretçi kabul etmiyoruz. İyi dileklerinizi kocama iletirim. Hey, madem öyle, sağlığına duacıyız. Sen de işin bitince dön hemen eve. Fazla oyalanma. Tamam dayı. Lan kadına bak, kocasına bir adım bile yaklaştırmıyor. Bu işte kesin bir bit yanığı var ama ben de bulacağım. Sen üf dede. Kocan yokken 5 dakika dayanamıyorum. Alo, ne var? Ha İsmail, bu belediyeden adamlar geldi. Su borularını ne tamir edeceklermiş. Bahçeyi kazacağız dediler. Ben de tabii tabii buyurun kazın dedim. İstersen gel bir başlarındadır ha. Kızım beyim yok, bekleyin diyemedin mi sen? Ne kandırıyorsun lan bahçeyi? Kapat, tamam geliyorum ben. Lan bir ton param var benim orada. Lan üf dede. Aa, büyük tavırların adamı Fırat. Ne yapıyorsun ya? Ben Sumru Hanım seni evden kovunca akşamına gelir yalvarırsın diye düşünüyordum ama bravo vallahi, 3 gün dayandın. Sorma vallahi, müthiş dayandın. Ya kızım kaç gündür sabahçı kahvelerinde uyuyorum. Şu halime bak, sefil durumdayım ya. Sumru Hanım'da hiçbir yumuşama yok mu? Yok. Ya en azından bir Fırat nerede, ne yapıyor acaba gibi bir soru. Adını bile ağzına almıyor. Vay be, sildi ha. Ya hadi o kızgın, anladım. Yani ya Yusuf, insan bir arar, kardeşim neredesin der. Büyük gönül koydun. Çocuğun günahını alma şimdi. Adam aşk acısı çekiyor ya. Gözlerimizin önünde dağ gibi çocuk eriyip gitti resmen. Okey tamam, geri aldım ahım. Ararım ben onu yarın. Ya yok artık. Ne ara asmış kızım bunu? Fırat ne yapacaksın sen? Yani bir planın var mı? Acil kalacak bir yer bulman gerekiyor. Vallahi hiç bunu düşünmedim doğrusu. Ya Çiçek, bana bir el atsana be. Yani ben Sumru Hanım'a borcumu ödeyeceğim de bana kefil olur musun? Aklı varsa olmaz. Bak hiç Çiçek'e yanaşma Fırat. Ben sana diyeceğimi dedim. Buranın borcunu ödemeden bu kapıdan adımını atamazsın. Nasıl yani Sumru Hanım? Nakit mi? Cash, drink, direkt. Aynen öyle diyorum. Çiçek, gir canım içeri. Görüşürüz Fırat.
İyi günler Fırat. Ya Sumru Hanım, bir borç yapılandırması ya da ödeme planı gibi... Ne yapacağım ya? Birader, ne yapmışsın ya? İzin almadan bahçeyi köstebek yuvasına çevirmişsin. Su borusu tamir yapıyorum kardeşim. O kazdığın yerden bir şey çıkmadı mı? Yok, burayı kepçeyle aldık. Toprağı da kamyonete yığdık. Ya İsmail, hayırdır? Gelene bağırınıyorsun. Bir sus Tade ya. Nerede o kamyonet? Az önce çıktı. Ulan yanımdan geçti. Nereye gitti? Kumtepe. Kumtepe. İsmail! İsmail, nereye gidiyorsun? İsmail, delirdin mi adam? Birader, birader dur. Dur, gözünü seveyim, dur. Dur, dur. Kumtepe'den geçiyorum birader. Geçer birader. Süper. O zaman az önce buradan bir belediye harfiyat kamyonu geçti. Acele et, onu yakalayalım ya. Birader, ne diyorsun sen? Ya bir harfiyat kamyonu var, hayat memat meselesi. Biraz gaza bas, onu yakalayalım diyorum. İn taksiye bin. Ya param olsa taksiye binerim. Minibüste ne işim var? Gözünü seveyim, sevabına bas biraz ya. Hasbinallah. Hala tımbırmını gidiyor ya. İki dakika bas, gözünü seveyim ya. Tamam, sen misafirleri toplantı odasına al. Bir kahve ikram et. Ben 10 dakikaya geliyorum. Beyefendi? İşe asmışsın. Babamla biraz vakit geçireyim dedim. Babam için diyorsun. Yani adayla hiç bilgisi yok. Mert, senin gitmen gereken bir işin yok mu? Maalesef var. Yoksa kalıp adayı nasıl tavladığını seyretmeyi çok isterdim. Ya uğraşma benimle, git hadi. Tamam tamam, uğraşmayacağım. Yalnız çok önemli bir şey söylemem lazım. Tanıdığım en özel kız sensin klişesini kullanırsan olmuyor. Ben denedim. Yıldırım Bey, ilaçlarınızı getirdim. Teşekkür ederim kızım. Baba, iyi misin? Çok iyiyim. Sağ olsun Ada kızım bana şahane bakıyor. İyisin, iyi. Ada, sen yemek yedin mi? Yok, ben daha yemedim. Ben kendime bir şeyler hazırlayacağım. Ya beraber yiyelim. Hadi kızım. Aç acın olmaz öyle. Hem ben biraz uyuyacağım, yoruldum. Tamam o zaman. Ben mutfağa ineyim. Tamam. Size iyi uykular. Sağ ol. Şu yastığı düzelsin. Ya baba. İyi misin baba? Ver gözünü. Ha. Hadi bekletme. Pesto soslu makarna sever misin? Pesto sosu? Hı. O ne? Pesto. Çam fıstığı ve fesleğenden yapılan bir sos. Yok. Yani daha önce yemediğim için sever miyim bilmiyorum. Ya ama makarnaya bayılıyorum. Güzel. O zaman ilk benim elimden yiyeceksin. Şanslıyım. Kötü olsa bile beğenirsin. Gerçi kötü yapma ihtimali pek yok ama. O zaman ben de yardım edeyim. Tamam. Sen parmesanı hallet. Peynir desene şuna, değil mi? Bunu rendelersen bana bayağı yardım etmiş olursun. Tamam. Sen de şimdi ne kadar cahil kız diyorsundur. Böyle şeyler önemli değil Ada. Öğrenilir. Ama sende çok az insanda olan bir şey var. Güzel bir kalp mesela. Bak, bu çok önemli işte. Evet. Hazırsak başlıyoruz. Sana öyle bir makarna yapacağım ki bana aşık olacaksın. Şaka yaptım.
Ama yemeği yedikten sonra şefliği maşuk alabilirsin. Bak bu konuda ciddiyim. Evet, suyumuz kaynasın. Fesleğenleri doğrayalım. Evet. Tahta. Evet, sağ ol. Bıçağı da alayım. Bıçak. Şimdi fesleğenleri böyle ince ince kesiyoruz, tamam mı? Şöyle. Tabii bu olayı tariften çıkartıyoruz, böyle bir şey yok. Ya ama çok kanıyor. Dur. Şurada ilk yardım çantasında yara bandı var, verir misin? Tamam, sen bunu böyle tut. Tamam tamam, bir şey yok. Abartma. Sağ ol. Evet, devam edelim. Allah'ım, ben nasıl bir kabus yaşıyorum? Ben nereden bulacağım burada paramı? Hayırdır hemşerim, buyur. Ya birader, az evvel bir belediye kamyonu buraya molos falan dökmüş olacak. Nereye dökmüş olabilir acaba? Dakika başı kamyon geliyor buraya. Ne bileyim hangisi şimdi? Hayırdır? Ya benim arka bahçeyi izinsiz kazmışlar. Orada da önemli bir şey vardı. Önemli derken, bahçede gömü mü vardı yoksa? Yok ya, ben şimdi seni de meşgul etmeyeyim. Bir kazma kürek varsa ben şöyle bir göz ucuyla buraya bakayım ha. Allah aşkına, her taraf moloz dolu. Nereye bakacaksın? Ya bir göz ucuyla işte şöyle bir bakayım işte, ne olacak? Bak bir dünya işimiz var, bir de seninle uğraşmayalım. Hadi yürü git, bak polise haber vereceğim şimdi. Hadi. Ya bir baksaydım. Hemşerim yürü git. Hadi kardeşim, hadi bas git kardeşim, hadi. Hadi yürü, hadi. Lan ben o paraları yemeye kıyamadım. Gittiler lan. Vallahi gittiler. Çok güzel görünüyor. Bir de tadına bak bakalım nasıl olmuş. Bayıldım. Sana şefliğim fena değildir demiştim. Seni alacak kız yaşadı desene. Ya pardon ya, ben böyle densizlik ettim ama. Yo, densizlik değil, iltifat olarak kabul ediyorum bunu. Dur, dur sakın kıpırdama, geliyorum. Dur bakayım, çok güzel bir ışık var arkanda. Hayır Rüzgar, ben öyle utanırım, çekme. Ha, iyi tamam, çekmeyeyim o zaman. Ya Rüzgar çekme, ben utanırım öyle. Ha.
pencereye ya. Bir yüzünü göreyim. Dayı, kalkmayacaksın mı? Bak çay koydum sana. Koy oraya, ben alırım sonra. İyi bak, koydum oraya. İyi. Yenge, hı? O ne? Banyo lifi. Mahalle okulundaki çocuklara yardım için kermes mi dedi, bir şey düzenleniyormuş. Ev sahibi söyledi. İşte o yapıyordu. Dedim ben de öreyim, satılsın. Ya kışlık ihtiyaçlarımı ne giderilecekmiş gariplerin? Sevaptır ha. Çok güzel düşünmüşsün yenge. Ellerine sağlık. Sağ ol. İçinmiş işte ya. Sebep? Yani bir bahçeyi kazdılar diye resmen dellendin İsmail. Tazı gibi kamyonların peşinde koşturmalar filan. Lan sen o bahçede orada bilin... Ne? Bir de hele hakikaten orada ne var da sen acaba niye bu kadar dellendin? Çok merak ediyorum. Leşlerimi gömdüydüm müftade. Leş vardı. Ne olacak lan? Öbür evin bahçesine gömdüğüm çiçekleri aldım, bu bahçeye gömdüm. Almışlar götürmüşler, ziyan oldu işte. Bu çayı da koymuşsunuz önüme tekten. Bisküvi falan yok mu lan yanına? Almadın mı sen maaşını? Aldım dayı. Dur getireyim. Ne söyletiyorsun her seferinde o zaman? Bu da böyle kuş kadar. Dayı evin kirasını verdim. Televizyonun taksisini ödedim, faturalar falan. Mustafa abinin borcunu da ayırdım. Hay Allah'ım, sen dertleri tek tek gönder ya Rabbim. Ne yiyeceğiz lan biz ay sonuna kadar? Taş mı? Sen de bir iş bul, çalış İsmail. Başüstüne Eftade, nerede çalışayım? Lan Bozoluk'ta hiç olmazsa tarlaya falan gidiyorduk. 3-5 kuruş para giriyordu cebimize. Burada ne yapacağım şimdi? Sokakta limon mu satacağım? Dayı, çalışmak kötü bir şey değil ki. Bak, istersen ben Rüzgar Bey'le konuşayım. Ne bileyim, bakım evinde falan bir iş vardır ha. He, konuş konuş Rüzgar Bey'le. Beni alsın bakım evinde, hele temizletsin. Bunu mu istiyorsun? Peki dayı, sen bilirsin. Ay Ada, ay unuttum söylemeyi. Benim ilacım bitmişti. Yatmadan evvel onu muhakkak içmem lazım. Bak o çantamda reçete var, onu al. Bir koşu bir nöbetçi eczane buluver ha kızım. Ha tamam, ben alırım yenge. Ha sağ olasın, sağ olasın. Ne oldu, ne gözlerini belerttin bana acaba? Bana bak, sen acayip değiştin. Lafını bil ona göre, tamam mı? Ya ne dedim İsmail? İş bul, çalış dedim. Bütün gün öyle yatıyorsun. Bak vallahi bu kız o kadar iyi bir kız ki... başkası olsaydı seni çoktan yeminle kapının önüne koymuştu ha. Enik miyim lan ben? Enik miyim kapının önüne koyacak? Ne konuşuyorsun sen? O beni kapının önüne koysa sen de bayram edeceksin değil mi? Yok İsmail. Niye bayram edeyim? O kadar da değil yani. Tamam dayı, niye bağırıyorsun şimdi? Ne bağırayım, bağırmıyorum ya. Sen de git al şunun ilacını, içsin, zıbarsın, yatsın. Beynimin etini yedi vır 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 vır. Işıklar da yanmıyor. Uyudum acaba ya? Ha, çıktı vallahi, çıktı. Ada! Yusuf! Senin ne işin var burada? Hiç. Öyle pansiyona doğru yürüyordum. Pansiyon o tarafta değil mi? Ha. Ya ben öyle biraz yolu uzattım. Yürüyüş yapayım diye. İyi. Ben tutmayayım seni. İyi akşamlar. Sen nereye? Eczaneye. Yengemin ilaçları bitmiş. Bak çok iyi hatırlattın. Ben de ilaç alacaktım kendime. Hadi gidelim. Hadi. Ay Sımır Hanım, kermeste kesin en çok satış siz yapacaksınız ha. O kadar yeteneklisiniz ki. Bir dükkan açsanız vallahi kuyruk olur ha. Abartma Çiçek. Ya vallahi abartmıyorum. Bizim okulun karşısında bir tane kafe var. Güya ev yemekçisi. Ama iki dilim börek 30 lira. Bir de hazır yufka ha. Böyle kuru kuru. Ama insanlar kapış kapış alıyorlar. Çok pahalıymış be o. Sen buradan götür, sakın gidip alma ha.
Ya siz çok tatlısınız ha. Ya böyle cool bir duruşunuz var. Biraz çekiniyorum. Yoksa alırdım bir makas. Aa. Ay. Efendim Fırat? Ne oldu? Neredesin? Sefaletin dibinden sesleniyorum. Çiçek bana yardım et ne olur kız. Ya çok kötü durumdayım bak. Yani kahveden de kovdular. Hem bir çay içiyorum, bütün gece oturuyorum. Zombiye döndüm ya. Ya ne yapayım Fırat? Almıyor işte Sumru Hanım seni eve. Ya param olsa vallahi verirdim biliyorsun ama... ben de öğrenci insanım işte. Ya kızım öleceğim diyorum, öleceğim. Dışarısı soğuk. Kaç derece haberin var mı? Ne yapayım, gideyim kedi gibi bankamatikte mi uyuyayım? Köprü altına mı gideyim Çiçek? Ya ne olur bana yardım et. Tamam, tamam Ayşe, şey değil ya, sorun değil. Ben yarın sana ders notlarını veririm. Yok yok, sorun olmaz. Yarın görüşürüz o zaman. Tamam, bay bay. Ay, bitti mi? Ay bitti, ben de bittim ama. Bak Çiçek, kapıları falan güzel kilitle. Ben yatıyorum, pes artık benden, tamam? Tamam, iyi geceler o zaman. Hadi iyi geceler. Geceler. Heh, alo, ne oldu? Fırat, Sumru Hanım şimdi yatmaya gitti. Sen birazcık oralarda oyalan. O uyuyunca ben artık seni gizlice alacağım eve, tamam mı? Seviyorum kız seni. Geliyorum hemen, tamam. Buyurun, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben bunu alacaktım. Tabii. Yusuf, sen ne alacaktın? Söylesene. Ha, ben şey alacağım. İlaç alacağım demiştin ya. Abicim, benim şuramda bir ağrı var. Kalpte mi? Aynen. Ama çok canım yanıyor ya. Sizde böyle kalp ağrısına iyi gelen bir ilaç var mı? Nasıl bir ağrı? Bıçak batması gibi mi? Aynen öyle. Yani sanki biri bıçağı almış, buraya böyle saplamış, oyuyor da uyuyor. Allah Allah. Bir doktora mı görünseniz? Çok sık oluyor mu bu durum? Onu görmediğim zaman oluyor. Sonra o geliyor. Bir çarpıntı başlıyor. Ya sanırsın böyle şuramda böyle kuş sürüsü kanat çırpıyor. Senin ilacın burada değil kardeşim. Benim. Yürü Yusuf, yürü. İyi akşamlar. İyi akşamlar Leyla. Kızım nerede kaldın? Dondum ya, dondum. Yavaş. Ne yapayım? Herkesin yatakları geçmesini bekledim. Oğlum, var ya Sumru Hanım, biz böyle yakalarsa vallahi ikimizi de öldürür ha. Ya sen rahat ol, merak etme. Sumru Hanım'ın ruhu bile duymayacak. Ya hadi gel. Oh be. Vallahi sandalyelerde uyumaktan popom ağrıdı ya. Yatağımı özledim. Yavaş. Gitti bu. Çiçek. Anahtar Sumru Hanım'ın odasındadır. Hadi, hadi bir koşu al kızım. Yok ya. Ben canıma susamadım oğlum, hiç kusura bakma. Çiçek sen misin? Sumru Hanım uyandı galiba. Çiçek. Konuş, konuş, bir şey söyle. Efendim Sumru Hanım. Ben su içmeye kalkmıştım da şimdi yatağa geçiyorum. Ha iyi, tamam Çiçek. Herhalde. Az daha yakalanacaktık ya.
Bak sen biraz buralarda oyalan. Sonra Sumru Hanım uyuyunca gidersin, tamam mı? Nereye gideceğim kızım? Yani dışarısı kaç derece, senin haberin var mı? Ya ne yapayım? Ya burada mı yatacaksın? Yani madem ısrar ediyorsun. Oha saçmalama be. Git Yusuf'un odasına falan yat. Oha. Nalan var Yusuf'un odasında. Hı. Evet. O da doğru. İyi. Tamam. Bu gecelik burada yatabilirsin ama bak yarın kendine kalacak başka bir yer bulacaksın ha. E bulacağım tabii ki. Ben de senin meraklın değilim sonuçta. İyi. O zaman ben yere bir şeyler sereyim, orada şey yaparsın. Ser. Kalk. Burası da çok darmış ya. Yani fark ediyorum. Kız sen günlük mü tutuyorsun? Ya. Aşık olduğun çocuklar. Ya manyak mısın? Ne yapıyorsun ya? Bıraksana. Sen bir ya, şey yok. Ya sakin ol şampiyon. Ben meraklısı değilim senin saçma aşk hayatının. Allah Allah. Niye saçmaymış benim aşk hayatım? Yani öyle kişisel bir şey değil. Ya aşk kendisi totalde saçmalık. Dedi taş kalpli, duygusuz. Duygusuz. Ben. Ben duygusuz falan değilim kızım. Ama insanlar aşkı abartıyor. Yani ne oluyormuş aşık olunca? Bir kere hayatın güzelleşiyor. Mutlu oluyorsun. Yani çok güzel bir şey. Ben Spangli yiyince de mutlu oluyorum. Kasmaya gerek yok. Yani sonra aşk acısı, depresyon, tripler falan. Al bak Yusuf'a. Üzüntüsünden ölecek çocuk. Sen hiç aşık olmamışsın belli. Aşık olmak mallıktır. Oğlum bak sen çok büyük konuşuyorsun. Yarın öbür gün bir kıza bir aşık olacaksın. Ben de bu lafları sana bir bir hatırlatacağım. Hatırlatmazsan hatırım kalır. Yani kızlar bana aşık olur. Ben kızlara aşık olmam. Nokta. Dedim Meg olamam. Aa, bak ne aldım bugün. Fotoğraflarımızı bastırmışsın. Ya burada çok güzel çıkmışız. burada da. Ya bak bu ev çok güzel değil miydi? Hı hı. Bunu alabilir miyim? İstersen hepsini al, ben bastırırım yine. Yok, bir tane yeter. Senden hatıra. Ben gideyim artık. Ben bırakırım seni. Yusuf, gerçekten gerek yok. Yok, gece vakti olmaz ya. Kapıdan girdiğini görecek. Yusuf, bak böyle yapma. Sen böyle yaptıkça ben kendimi kötü hissediyorum. Ne yapıyorum ki ben? Bunu. Beni artık evime bırakma. Öyle eczanedeki gibi şeyler de söyleme. Benim için daha zor oluyor. Ya benim için de zor oluyor Ada. Sana aşıkken sevmediğim biriyle olmak zorundayım. Bak yine aynısını yapıyorsun. Yusuf ne olur artık bunları konuşmayalım. Suçluluk duyuyorum. Niye? Biz birbirimizi seviyoruz. Bu mu suç? Hayır. Ya ama artık durum değişti. Bak senin bir bebeğin olacak. Onu düşünmen gerek. Nalan'ı sevmeye çalış. Bebeğin için yap. Hadi ben gideyim, sen de burada bekleme. Dayım görmesin bizi. Kızım aldın mı ilacımı? Aldım yenge. Sağ olasın. Bitirdin mi örgüyü? Bitti.
Sen çıktıktan sonra ev sahibesi geldi. Çocuğum ne hastalanmış. Benim yerime yarın kermese sen gider misin dedi. Sen ne dedin? Giderim dedim. Ne diyeceğim? Yok olmaz yenge. Ya tamam iyileştin sayılır ama sen o kadar saat öyle ayakta duramazsın. Bak ben yarın izinliyim. Gider dururum tezgahta. Ama yavrum senin de bir tanecik izin günün var. Onda da mı çalışacaksın? Olsun. Çocuklara bir faydam dokunsun. Ben mutlu olurum. İyi tamam o zaman. Ama madem öyle erkenden yat iyice dinlen tamam? Tamam. Ha. Hoş geldin sevgilim. Nasıl geçti günün? İyi geçti. Ben bir eşyalarımı alayım. Eğlenmedik ya. Beraber fotoğrafımız bile yok. Tamamen hayatımızdan çıkaracağım. Hiçbir izin kalmayacak. Telefonumdan isteyeceğim. Hiçbir yerde kalmayacaksın. Yusuf benim sevgilim. Nalan, ne yapıyorsun sen benim telefonumla? Bırak şunu. İşim bitince bırakacağım zaten. Nalan saçmalama, ver şunu. Ne yaptın sen? Gereksiz çöpleri imha ettim. Senin telefonundan da sildim hepsini. Artık Ada diye biri yok hayatımızda, anladın mı? Yok. Var, Nalan var. Benim aklımda da kalbimde de Ada var. Ben sana hiçbir zaman yalan söylemedim. Onu seviyorum dedim. Ona aşığım dedim. Unutacaksın o zaman. Hamileyim ben ya, hamileyim. Senin çocuğunu taşıyorum. Sen nasıl bu kadar bencil olabilirsin? Beni nasıl düşünmezsin ya? Beni nasıl bu kadar üzersin? O kız yüzünden bizi yok sayıyorsun, farkında mısın? Saçmalama. Ben o bebeğin sorumluluğunu aldığım için hala buradayım. Benden daha fazlasını bekleme artık. Saçma fotoğraflara bakmaktan vazgeç artık. Senin tek gerçeğin bu bebek ve benim, anladın mı? Sen istesen de istemesen de o kızı hayatımızdan çıkaracaksın. Hani dün demiştim ya biz evlensek ya diye. Bu da söz yüzüğümüz olsun. Olur mu? Gel bakalım. Biraz büyük oldu. Evet. Hem de en sevdiğim renk yeşil. Benim de en sevdiğim ikinci hediye. (Gülüyor)
Çiçek! Hadi kalk artık, kermese geç kalıyoruz. Kalk. Ne oluyor, ne oluyor, ne oluyor? Sessiz ol. Sessiz ol biraz. Sunan'ın sesi geldi. Saklan çabuk. Çiçek. Kalkıyorum Sunra Hanım. Hadi acele etsene, daha giyinmemişsin bile. Tamam tamam, ben hemen hazırlanıp geliyorum. Hadi hadi. Geç kalıyoruz. Aa, çabuk çabuk. Geç şöyle. Of. Basılıyorduk be. Ne alakası var ya? Ya lafın gelişi dedik kızım. Sen giyineceksen ben aşağı inemem yalnız. Yani arkamı döneyim istersen. Ben tuvalette giyinirim canım. Çiçek. Ya çıkmadan bana şöyle ekmek arası bir şey yapsana aşağıdan. Oldu canım. Başka bir isteğin var mı? Çay koyayım mı sana? Vallahi hayır demem. İki de şeker atarsın. Bana ayrılan sürenin sonuna geldik. Kusura bakma. Ben burada giyinirken şu ortalığı biraz topla. İz falan bırakma, tamam mı? Ha dayı, Mustafa abinin parasını vermeyi unutma, tamam mı? Merak etme. Veririm o vampirin parasını. Yıldırım Bey bir şey dedim sana. Demedi dayı. Artık sorma sen bunu. Kızım sen ne iyiliğin için? Burs falan dediler. Ne bileyim ben? Öğren bakalım kaç paraymış o. Belki evin ihtiyaçlarına bir faydan olur. Ya İsmail, darlama kızı sabah sabah. Sen bir karışma Eftade ya. Size afiyet olsun. Ben gidiyorum. Nereye gidiyorsun sen tatil günü? Kermese. Aferin kızım. Aferin, git çalış. Bedava çalış, madalya takacaklar. Yavrum bak, poşet kapının yanında ben hepsini böyle güzelce dizdim içine, he? Tamam yenge. Hadi görüşürüz. Görüşürüz yavrum. Ne bakıyorsun dik dik Üftade? Ama İsmail sen de taktın mı takıyorsun. Hep aynı mevzu. Aha kız burada ekmeğini bile bitiremedi. Ya takıyorum da niye takıyorum? Bir sor Üftade. Bunca çalışanı varken bu adama neden ada bakıyor? He? O eşyaları neden adaya yolladı? Hiç mi kafanı kurcalamıyor bunlar Üftade? Ay bilmiyorum. Benim kafamda kırk tek dolanmıyor ya, ondandır herhalde. Vallahi benim açlıktan aha burama geldi. Yemin ediyorum bıktım ben ya böyle fare gibi peynir didiklemekten. Artık para bitince bunu da bulamayacağız zaten. Kendi başına ye işte ya. İnşallah tek seferde taşıyabiliriz bu kadar çok şey. Böyle. Günaydın. Günaydın. Bak size de ayırdım bunlardan. Dolapta ısıtır yersiniz, tamam? Olur vallahi, yeriz. Günaydın. Hazırım ben. İyi o zaman. Hadi bakalım sen de şu torbayı al, aç, doldur içine. Sumra Hanım, ben çıkmadan sizle bir şey konuşmak istiyordum. Tahmin edebiliyorum. Fırat mevzusu mu? Evet. Ya gidecek hiçbir yeri yok. Sabahçı kahvelerinde yatıyor çocuk. Bir affetseniz mi artık? Ya inan bana. Bak ben de çok üzülüyorum. Ama çok sorumsuz Yusuf. Çalışması lazım yani. Böyle nereye kadar gidecek hayatta? Ya bir baltaya sap olması lazım. Yeter yani. Haklısınız. Haklısınız da Fırat benim kardeşim gibi biliyorsunuz. Şimdi sokaklarda yatmasına da benim gönlüm el vermiyor. Bir burnu sürtülecek onun. Bir aklı başına gelecek. Peki. Ben hazır ettim bunları. Şey tamam. İyi o zaman. Hadi bakalım gidelim. Ay nasıl taşıyacağız ki biz bunları? Ben yardım edeyim size. Ay çok iyi olur. Vallahi hayır demeyiz. Bak oradaki torbayı da al. Yusuf, bugün dışarıda kahvaltı yapalım mı? İşim var benim. Evet, bizim işimiz var. Kermese gideceğiz. Hatta geç kaldık. Hemen çıksak iyi olur. Ya hadi lütfen. Bak kaç gündür dışarı çıkmıyorum. Hem temiz hava almaya ihtiyacımız var bizim. Peki. İşlerimi halledeyim, gelirim ben. Tamam, ben hazırlanıp seni bekleyeceğim.
İlla o kahvaltı dışarıda yenecek. İlla bir dolu para harcanacak dışarıda. Ya var işte dolapta bir dolu şey. Yesenize şurada. Yok. Para harcanacak. Yok. Ne yapayım? Öyle. Ne yapacaksın? Allah. Aldın başına belayı. Sen niye bana kaş göz yapıyorsun kız? Fırat mı bunda yoksa? He. Yukarıda benim odada duruyor. Ya ne yapayım? Çok yalvardı yakardı. Kıyamadım ben. Daldım içeri. İyi yapmışsın. Hadi. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ne kadar mı? 5 lira. Sağ gelsin. Oho. Sağ ol. Millet gelip çoktan yerleşmiş bile baksanıza. Tabii oyalandık biz yani. Çok geç kaldık. Ama Sumru Hanım 2 dakikada dizeriz, bir şey olmaz. Ya ada da burada. Hadi şuraya yerleşelim. Hoşmuş burası. Aa! Hoş geldiniz. Siz ne arıyorsunuz burada? Ya biz komşu muyuz yani şimdi? Ay harika bir şey bu. Ne haber fıstık? İyidir. Sen? İyiyim ben de. Çiçekçim hadi gel bana yardım et. Ada? Sen mi satıyorsun bunları? Yengemle ev sahibi ördü. Ya ben de çorbada benim de tuzum olsun dedim. İyi yapmışsın. Yusuf'cum çok teşekkür ederiz. Çok yardım ettin de. Tamam artık bundan sonrasını hallederiz biz. Sen bak işine. Yok ya. Benim işim yok zaten. Hazır boş derken yardım edeyim ben de size. Tamam. Rakip olduk ya. Aynı şeyi satmıyoruz ki. Doğru. Ne satıyorsun sen? El bezi mi bunlar? Yok. Bunlar lif. Hani banyo için. Ha. Hem bak burada böyle bereler de var. Hem de hepsi el örgüsü. Hmm. Kaça bu bereler? 5 lira. E alayım ben o zaman bir tane. Olur. Ne renk istersin? Mavi. Ama hep takacaksın. Tamam mı? Böyle 3 tip hasta olmak yok. Yusuf gerçekten gerek yok. Çocuklar için alıyorum ya. Peki tamam. Çocuklar için kabul ediyorum hediyeni. Çok yakıştı. Teşekkür ederim. Merhaba. Kermesimize katılmak ister misiniz? Ne kermesiymiş bu böyle? Yoksul öğrencilerin yararına bir kermes düzenliyoruz. Elde edecek olan gelirle de ihtiyaç sahibi çocuklarımızın kışlık ihtiyaçları karşılanacak. Lan Mustafa sen ne günah da var ya. Bari bir çoluğa çocuğa yardımımız dokunsun bu hayatta be. Düşünür müsünüz? Olur olur. Tamam olur. Teşekkür ederiz. Eyvallah bacım sağ ol. Aç şunu Yusuf, aç. Börek alacaktım ben. Yusufcuğum. Yusufcuğum. Ha, tabii ablacığım. Kaç tane vereyim? 4-5 tane koy. Buyurun. Teşekkür ederim. Sumru Hanım. Vallahi siz bayağı sattınız. Ben pek bir şey satamadım. Ben yardım edeyim sana. Bak şimdi nasıl satıyorum. Evet ablacığım, berelere gel, patiklere gel. Oo şunlara bak be. Ablacığım, ablacığım şuna bir baksana, şunun renginin güzelliğine bak ya. Almaz mıydın bir tane? Gel vatandaş gel, berelere gel, liflere gel. Oh, param olsa da ben alsam. Ablacığım, ablacığım bir çorap almaz mısın? Şunun renklerine bak ne kadar güzel. Ne kadar bunlar? 5 lira. 5 lira ablacığım. Bak burada liflerimiz de var. Kleopatra'nın süt banyosu yaptığı lif. Bizi de onunla yıkanacağız öyle mi diyorsunuz? Peki. Ne kadar? 10 lira. İkisi 10 lira ablacığım. Güle güle kullanın.
böyle işler. Akşama kadar hepsini satarız. Evet, yok mu lif alan? Ablacığım, abicim. Hadi bir bakın. Bak kış geliyor, şapkalara bak, yumuşacık. Bak, bak. Ne arıyorsun kız sen burada? Ne işin var senin burada? Oğlum bak. İnsanlık namına buradayım, tamam mı? Aklım fikrim garibana yardım etmekte. Art niyetim yok yani, merak etme. Meryem. Kız kaça veriyor bunların tanesini? 5 lira Mustafa abi. Abiye devam diyor. İyi bakalım kaç parça var burada, ha? Ben bunların hepsini alayım, tezgahı kapatayım. Sen de burada böyle bu vakitte zebil ziyan olma, tamam mı? Al. Sok o paranı cebine. İstemiyoruz senin paranı. Oğlum bak burada benim tek derdim garibana bir faydam olsun, bu kıza bir faydam olsun. Allah Allah, hemen yine öt zöt. Senden gelecek faydayı istemiyoruz diyorum, anlamıyor musun sen? Bak çekil git şuradan. Yusuf. Senin elinden bir kaza çıkacak ha, yürü. Ya okul burası, çocuklar var, yapma. Yusuf, ya ne olur bir sakin ol. Bırak ya. Parayı basınca her şeyi alabileceğini sanıyor pislik. İzin vermiyorum lan. Adanın tezgahından hiçbir şey alamazsın. Vallahi bir şey diyeyim mi? Ne haliniz varsa görün. İnsana bir böyle ağız tadıyla sevap da yaptırmıyorsunuz ya. Hep bir tavır, hep bir trip. Sağ Allah'ım ya Rabbim. Ya ne oluyor? Kim bu? Mustafa. Yani bu bozulukta vardı ya. O. Bu o mu? Evet. Cevap da vermiyor ya. Oh be. Sonunda gitti Vampirella. Ya yemin ediyorum bayılacaktım açlıktan. Oh, kokulara gel. Yine 4 ayağının üstüne düştüm Fırat. Yavaş yavaş. Yusuf. Ya minnacık kız. Çok doldurdun. Nasıl yiyecek o kadar çok şeyi? Bak şundan da koyalım. Ben getirince yer o. Çiçek abicim oradan termos da versene. Tamam şundan da koyalım bir. Bir çay koyayım. Sıcak sıcak içsin güzelim. Şeker de götür yanımda. Yok. Şekersiz içerim. Çok teşekkür ederim. Ama benim akıllı telefonum yok ki. Mailim de yok. Rüzgar gerçekten gerek yok. Ya hayır. Hayır çerçeveletme. Tamam. Tamam ben alırım senden fotoğrafları. Görüşürüz. Rüzgar mı diyorsun artık? Efendim? Rüzgar Bey diyordun ya. Rüzgar diyorum. Yani o öyle dememi istedi. Arkadaş oldunuz yani? Evet. Sumra Hanım gönderdi yersin diye. Sağ olsun. Afiyet olsun. İki yüz. 300. Bu kadar mı lan?
Oğlum vallahi bu para için parmağımı yalamaya değmez ya. Allah Allah. Ne yapalım Mustafa? Böyle böyle ödenecek işte. Ben de senin şu sıfatını sittin sene görmeye meraklı değilim ama... ...ne yapacaksın işte kardeş? Vallahi İsmail, ben de sana bayılmıyorum ama... ...ne yapacaksın? Şartlar. Hadi bana eyvallah. Ben senin tipini... Üf Allah'ım sen şükürsün. Abicim, Çadar'ın parasını senden mi alacağız? Lan gider ayak çaylardan bana çitledi ya. Al hadi al. Ada! Ya kuzum! Nagihan abla. Geleyim bir göreyim dedim. Aramıyorsun da hayırsız. Ya hiç zamanım olmadı abla. Yıldırım Bey nasıl oldu peki, iyi mi? Daha iyi. Hadi gel bak, burası yeni evimiz. Ay hayırlı olsun, çok tatlı. Sen ne biçim bir kızmışsın ya? Ne kadar basitmişsin. Hiç utanma yok mu kızım sende? Ada, kim bu kız, ne diyor? Nalan ben, Yusuf'un sevgilisiyim. Ha, anladım. Nalan ne istiyorsun? Ya niye bağırıyorsun sokağın ortasında? Belli ki bir yerim acımış ki bağırıyorum. Herkes duysun seninle malum. Yalnız sen bir yavaş ol. Bu kız kimsesiz değil. Ben varım onun arkasında. Canını okurum senin hala. Öyle mi? Terbiye verseydin de sevgilisi olan adamların peşinde dolanmasaydı o zaman. Benim kimsenin peşinde falan dolandığım yok. Bana yalan söyleme. Gördüm sizi okulun bahçesinde. Yine sevgilimin dibine girmiştin kedi gibi. Ya sende hiç mi utanma yok ya? Niye Yusuf'un aklını karıştırıyorsun? Ya ben Yusuf'u çağırmadım ki. Kendisi geldi. Bir de o geliyor diyorsun. Aa, ya, hey. Ya bırak! Ya bırak ya! Perişan ederim seni, anladın mı? Bırak! Bıraksana kızı suçurma! Deli misin, nesin kızım sen? Evet delirdim. Bırakacaksın Yusuf'un peşini, anladın mı? Bırakacaksın. Aa, sen kaşındın, ben seni yolarım şimdi burada. Allah belanı versin senin. Nefret ediyorum zaten. Niye girdin ki hayatımıza? Ya biz ayrıldık Yusuf'la ya. Yeter artık yeter. Git bağırma artık yeter. Hala seni düşünüyor ama. Sen de ona yüz veriyorsun. Hamileyim ya, ben hamileyim. Kızım sus. Sana mahallenin ortasında bağırma. Yusuf'a cedim istiyorum. Karnım ben şu adamım. Nalan bağırma kızım şu sokağın ortasında. Hadi tut. Nalan. Nalan. Nalan abla. Dur tamam tamam. Nalan. Hayda, ne bağırıyorsunuz ya? Ya kız hamileydi, tansiyonu falan düştü herhalde. Hadi bir taksi çağır bize çabuk. Hamile mi? Nalan. Al sen bunu, al al. Tut. Açıyorum ben arabayı. Aç aç aç. Hadi çantasını al hadi. Tamam, açıyorum tamam. Arabayı. Aç. Çanta bende. Açtım açtım. Hadi. Geliyorum. Gel, gel kuzum. Sakin. Ya bebeğim iş olur sal. Geç sen de Allah öbür tarafta. Allah'ım rica ya Rabbim, iş olmasın bebeğim. Tamam tamam sakin ol, gidiyoruz. Hadi. Nalan bir cevap ver. Nalan. Ya abla bu hala gözlerini açmadı. Tamam canım. Sakin ol, hastaneye gidiyoruz işte. Meryem. Ne derdi var bu kızın seninle? Ha? Ya niye kavga ettiniz? Niye bayıldı bu? Ne yapacaksın? Niye soruyorsun? Tamam sen bas hadi bas. Ya hamile diye şey ettim ben, Allah Allah. Tamam bak hala konuşuyorsun. Ay iyi be tamam. Dur. Abla. Ben Yusuf'u arayayım değil mi? Ha, ara ara. Hatta söyle hastaneye gelsin Yusuf. Ay çok mutluyum çocuklar. Ya herkes bayıldı. Kek, börek, çörek ne varsa hepsini kapış kapış aldılar. E ben size diyorum Sumru Hanım. Ya bir dükkan açsanız var ya, o yaptıklarınız kapış kapış gider vallahi. Paraya para demezsiniz ha. Efendim Ada. Ne?
Ne diyorsun Ada, ne tartışması? Tamam, ben hemen geliyorum. Hangi hastanedesiniz? Tamam, tamam, sakin olsan geliyorum ben, tamam. Ne oluyor oğlum? Nalan fenalaşmış. Ne? Ya, ben hemen hastaneye gidiyorum. Çatala haber ver bize de. Ya bebeğe bir şey olursa? Ben ne yapacağım abla? Hepsi benim yüzümden oldu. Ya saçmalama kuzum. Senin ne hatan ne suçun var. Kız gel senin üzerine sıçradı. Yapma Allah aşkına. Sen de ne bekliyorsun artık? Gidebilirsin. Yok ben şey diye duruyorum. Hani acil bir durum olur, bir ihtiyaç olur bacım. Yani ondan. Ay bacılar götürsün seni. Tövbeler tövbesi ya. Ada. Yusuf. Nalan iyi mi? Bilmiyoruz. Doktor içeride. Biz de onu bekliyoruz. Senin ne işin var lan burada? Yusuf dur. Bizi Mustafa abi yetiştirdi hastaneye. Ah sen şu kamyoncunun yaptığına bak ya. Biz senin nişanlını kurtaralım. Bebeğini kurtaralım. Sen gel bize burada horoz yap. Tabii canım. Meryem ben gidiyorum, bir şey diyor mu? Ne diyecek kız canım sana? Allah Allah. Hadi yoluna. Doktor hanım, Nalan iyi mi? Anne de bebek de gayet iyi. Tansiyonu düştüğü için bayılmış. Biraz dinlensin, sonra eve gidebilirsiniz. Çok şükür. Yanına girebilir miyim? Tabii ki, buyurun. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Nalan. İyi misin? Sence nasılım? Hastanelik oldum sayende. Mutlu musun? Ne diyorsun Nalan? Benim ne suçum var? Sumru Hanım'a güya yardıma gidecektin. Niye geri dönmedin? Sana söyledim, hazırlanıp bekleyeceğim seni dedim. Çünkü adacığın oradaydı değil mi? Sakın inkar etme, gördüm sizi. Ben adanın orada olduğunu bilmiyordum. Yemin ederim o yüzden gitmedim ben. O yüzden gitmedin. Sonra niye bırakıp gelmedin? Ha? Bırakamadın mı adacığını? Ya sana kaç tane mesaj attım, kaç kere aradım farkında mısın? Aptal gibi bekledim bütün günlerde. Özür dilerim, ben duymamışım. Siz bu yüzden mi kavga ettiniz adayla? Bir de gelip yetiştirdi mi beni sana? Ne dedi? Nala suçlu mu dedi, saldırdı bana mı dedi ha? Hayır, sadece biraz tartıştık dedi kız. Başka bir şey söylemedi. Yusuf. Yeter artık, çıkar şu kızı hayatımızdan. Kabus gibi düştü üstümüze ya. Hamileyim ben, hiç mi vicdan yok sizde? Bak bu bebeğe bir şey olursa sizin yüzünüzden olacak ona göre, tamam mı? Bağırma, bağırma Nalan. Niye bağırmayayım, o duyar diye mi korkuyorsun? Duysun işte, duysun. Hamileyim ben ya, beni üzmeye hakkınız yok sizin. O kız olmasaydı biz daha mutlu olurduk ya. Nalan sus artık, ne olur sus ya. Abla gidelim buradan, ben çok kötü. Tamam kızım, al al montunu gidelim biz. Ay. Nalan yemeğe gelmiyor muymuş? Yok, dinlenecekmiş o. Aman aman, o iyi olsun da. Sonra yesin olmazsa. Ver bakayım tabağını bana. Oh, çok güzel kokuyor yine. Ellerinize sağlık Sumru Hanım. Sumru Hanım. Efendim? İyi misiniz? Bir dalgınsınız. Ha. Ya Fırat'a takılıyor benim aklım. Bu çocuk parasız pulsuz sokaklarda aç mıdır, tok mudur? Evet, yani. Yani bir iş bulur döner gelir diye düşünmüştüm. Ama ses seda yok yani. Gurur mu yaptı nedir? Hmm, gurur. Evet, olabilir. Ha Çiçek. Ben bu inatlaşma işini biraz büyüttüm mü nedir? Çağırsam mı diyorum hani?
Özledim. Vallahi ben de özledim. Ya güldürüyordu bir de o beni biliyorsun. Aa, nereye gidiyorsun ayol? Su alacağım. Aa, ben getirmeyi unutmuşum. Tamam canım. Ne oldu, yukarı götürmüş ha? Bir tek pilav kalmış. Oğlum bırak şimdi tıkınmayı. Sumru Hanım seni özlediğini söyledi. Hmm. Evet, acaba bir geri mi çağırsan Fırat'ı diyor. O iş o kadar kolay değil. Oğlum üşüttün mü sen ya? Kafayı mı yedin? Tam zamanı şimdi. Ya kadın seni özlediğini söyledi. Sen ne yap şimdi biliyor musun? Dışarı çık, yeni gelmiş gibi kapıyı falan çal. Ne bileyim işte, Sumru Hanım beni özlediniz mi, affettiniz mi falan dersin. Yok, çok kırdı beni. Ya özlesin, azıcık vicdan yapsın. Bir kıymetimi anlasın. Ağırdan satacağım. Çöp atmaya diye çıktım, öyle çok fazla duramam. Nasılsın? Ada, ben Nalan adına özür dilerim senden. Bugün canını sıkmış biraz. Hastanede de kötü şeyler söyledi. Haklıydı. Asıl bizim ondan özür dilememiz gerek Yusuf. Arkadaşız diye kendimizi kandırıyoruz. Ya biz ne yapıyoruz? Ayrıldık seninle, niye hala görüşüyoruz? Tamam, biliyorum ayrıldık. Ama ben sensiz yapamıyorum Ada. Ya diyorum kendime, üzme kızı, bırak. Söz veriyorum kendi kendime. Zaten her şey senin yüzünden oldu diyorum. Kızıyorum kendime. Ama ben seni görünce bütün sözler gidiyor bende. Kendime söz geçiremiyorum ben Ada. Geçireceksin Yusuf. Ben de kendimi tutacağım. Ama artık görüşmeyeceğiz. Deme öyle. Ne olur söyleme. Hiç olmazsa durakta görüşürüz. Her gün 5 dakika. 5 dakika ya. Olmaz mı ya da? Hani o durak bizim evimizdi. Hani her kendini kötü hissedin oraya gidecekti. Yusuf, niye anlamıyorsun? Niye üzüyorsun sen beni? Ben ne yapayım ha? Benim bir suçum yok ki. Ben bir suç işlemedim. Ben sadece seni sevdim ya. Beni öyle mutluluktan göklere uçurup sonra fırlatıp atmaya hakkın yok ki senin. Biliyorum, biliyorum. Çok özür dilerim, çok özür dilerim. Ben sana kıyamam ki. Ben senin için ölürüm. Yusuf yapma. Yapma ne olur. Bugün Nalan düştüğünde ben ne kadar korktum biliyor musun? Ya o bebeğe bir şey olsaydı? Ben kendimi nasıl affedecektim? Ben vicdansız bir adam değilim. Onu asla yüzüstü bırakmadım. Biliyorum. Bu yüzden seviyorum seni. Ben de senin kadar üzgünüm. Ama artık görüşemeyiz. Sen de bunu anla ne olur. Ada. Ada. Ada ne olur gitme. Ada. Keder feza üstüne yayılır elem içinden gökyüzüne. Onu ben sen çok sevmiş, paramparça bir hikaye. Ömür ömür üstüne yaralar sirayet etmiş her yerimde. İzini kaybetti.
yaşayayım artık. Yarım kalmadı bu hikayede. Yaralı kuştum, uçtum uçtum sen. Giriyorsun odaya. Kaçıyorsun değil mi benden? Görmek bile istemiyorsun. Uyandırmayayım dedim. Ya bir gelip bakmak da mı gelmiyor aklına? Hiç mi düşünmüyorsun nasılım diye? Gayet iyi görünüyorsun. Ya bu mu yani? Ya bir ilgi sıcaklık göstersen ne olur? Şu halime bak, resmen şefkat dileniyorum senden. Tamam, beni düşünmüyorsun. Bebeğimizi de mi düşünmüyorsun ha? O kız yüzünden strese giriyorum ben. Farkında değil misin? Bebeğimiz de etkileniyor bundan. Stres yapmana gerek yok. Rahat ol. Ada beni görmek istemiyor artık. Nihayet kafasına dank etmiş. Aile oluyoruz biz. Dolanmasın etrafımızda. Yusuf, ne olur gitme. Yanımda kal biraz. Çok ihtiyacım var sana. Hadi bugünü unutalım. Yanımda kal lütfen. Kötü olan her şeyi unutacağız değil mi? Geride bırakacağız hepsini. Değil mi Yusuf? İyi olacağız biz. İstemediğim bir hayatı yaşarken nasıl iyi olacağım ben? İyi falan olmayacağım ben. Her geçen gün daha da kötü olacağım. Bunalımın dibine batacağım. Beni bu hayatı yaşamaya mahkum eden kadere lanetler okuyacağım. Gözlerime her baktığında sevgi değil, buz gibi bir boşluk göreceksin. Bu mu istediğin? Düzeltiriz bunu. Hele bir bebeğimiz doğsun, aile olalım. Yine seversin sen beni, biliyorum ben. Sorumluluklarımı sonuna kadar yerine getireceğim. Bebeğimize sonuna kadar babalık yapacağım. Ama seni asla sevmeyeceğim. Anla artık bunu, olur mu?
Kolay gelsin. Teşekkürler. Yıldırım Bey hastaneye gitti de ben de o sırada odasını toplayayım dedim. Biliyorum, annem söyledi. Ada, senden bir şey isteyebilir miyim? Tabii. Bugün annemin doğum günü de ben de maalesef yeni hatırladım. Hediye almam lazım. Öyle alelacele saçma sapan bir şey almak istemiyorum. Sen de benimle gelip bana yardım eder misin? Ama Yıldırım Bey geldiğinde benim evde olmam lazım. Buradan ayrılmasam. Tamam canım. Biz onlar gelene kadar gider geliriz. Tamam o zaman. Ben buraları toplayayım geleyim. Tamam. Ben seni aşağıda bekliyorum o zaman. Tamam. Kamyoncu. Yenge nasıl? E sen ne laftan anlamaz adamsın ya. Niye sürekli etrafımızda dolaşıyorsun? Bak seni bir kere dövdüm, bir daha döverim ha. Oğlum sen ne vefasız adammışsın ya. Ben senin nişanlını o şartlar altında hastaneye yetiştireyim. Sen bana diklen. Tüh, yazıklar olsun ya. Mustafa çekil şuradan. Şişt, bak bak bak. Bak ne aldım sana? Ya çekil şuradan. Ya, al oğlum işte ya. Çam sakızı çoban armağanı. Ne naz yaptın be? Oğlum Allah'ın adını verdim. Hadi lan. Ne bu? Duydum ki baba oluyormuş. Allah analı babalı büyütsün. Ve bir hayırlı olsun diyeyim dedim. Şunları bir serip. Bana bak lan. Oğlum nikah kıy. Allah çarpsın çeyizini, ben düzeceğim ha. Bu çok güzelmiş. Bu da güzel. Hadi seç bir tane. Ben hediye deyince başka bir şey sandım. Ben ne anlarım ki mücevher seçmekten? Canım ben de anlamam. Gözüne en güzel geleni seç işte. Buyurun, bunları da görebilirsiniz. Heh, gel. Seçeneklerimiz burada. Bu çok hoşmuş. Bir bakalım nasıl duruyor. Ya Rahmet, oğlum bak. Emin misin doğru adresi verdiğini? Bir saattir dolanıyorum AVM'nin içinde ya. Bulamadım dükkanı. Ya, tamam sen bir sorsana patrona. Tamam. At bana tekrar adresi. Bak bekliyorum, bir saat oldu oğlum ya. Tamam ben zamanında gideceğim. Fiyat vereceğim heriflere. Tamam hadi. İzin verir misin? Tabii. Çok güzel. Kolye yani. Yakıştı. Evet. Bence Nihal Hanım da çok beğenecek bunu. Güzel bir paket yapalım o zaman. Yardım edeyim mi? Yok yok, ben hallederim. Sağ ol. Hayırlı olsun. Ada, al kızım. Yok yenge, yemeyeceğim ben. Ama kızım iyice zayıfladın. Soldun gittin. Ya atıver şunu ağzına, haydi. Ya canım istemiyor. Yatacağım ben zaten. İyi tamam. Yat madem. Hasta bakmak zor tabii. Çok yoruluyorsun değil mi? Hakikaten da. Sen daha kaç gün daha çalışacaksın ki o evde? Yıldırım Bey'i tedavi için yurt dışına götüreceklermiş.
Ben de bir iki güne dönerim herhalde bakım evine. Adamı apar topar kaçırıyorlar, gördün mü? Çakallar. Dayı, tedavi için götüreceklermiş dedim ya. Tamam kızım, olsun, tedavisini bir şey mi dedik? Tedaviymiş. Hadi ben yatıyorum yenge, iyi geceler. He, yat yavrum. İyi geceler. Ya İsmail, sen ne zaman vazgeçeceksin bu para meselesinden? He? Bak kızın da canı sıkılıyor. Yok öyle bir şey demişler işte. Daha neyi kurcalıyorsun? Lan üstade, siz mi gerizekalısınız, ben mi çok akıllıyım, bir türlü anlamadım. Görmüyor musun lan? Bir sürü şüpheli hareket ediyorlar. Bir ben mi uyanıyorum? Bu işte bir bit yeniği var. Ben de bu işin peşini bırakmayacağım üstade. Gör bak. Aman bırakma. Bu işin peşini sakın bırakma İsmail. Bırakmayacağım. Ay. Var mı? Elma yiyeceksin. Ver. Aynı beni seviyordun. Ne beni seviyordun ana? Senin o adamla ne işin var ya? Senin o adamla ne işin var ya? Ne beni seviyordun sen? Çiçek, hadi kalk yerine yat. Bak boynun tutulacak burada. Tamam Sumran, yatarım birazdan. Çiçek konuşma, buz ver. Tamam be. Oh. Rüzgar. Konuşacağız seninle, bir gel. Ne konuşacağız? Adayı konuşacağız. Sen konuşacak bir durumda değilsin şu an.
Sana bir taksi çağıralım, evine git. Yarın sağlam kafayla ne nereden varsa konuşuruz, tamam mı? Ne bu şimdi? İyi çocuk ayakları mı? Sen adayı da mı böyle kandırıyorsun? Ha? Ben saçmalayan, kızı yüzden kötü çocuk. Sense nazik bir beyefendi. Öyle mi gösteriyorsun adaya kendini? Saçmalıyorsun şu an. Hadi evine git. Gitmiyorum. Söyleyeceklerimi dinleyeceksin. Adadan uzak duracaksın. Anladın? Sen kimsin? Ha? Kim olarak bana bunu söylüyorsun? Ben adanın sevgilisiydim. Ha. Sevgilisiydim dediğine göre artık sevgilisi değilsin. Evet. Ayrıldık. Ada beni görmek istemiyor artık. Çok da şaşırmamak lazım. Bu halini gördükten sonra tanımadığın bir adamın evine gelip sarhoş bir şekilde ev basıyorsun. Kim bilir adaya ne yaptın? Ben adayı sevmekten başka bir şey yapmadım, tamam mı? Ben adaya deli gibi aşıktım, hala da aşığım. Tamam mı? Ama olmadı. Ben adayı mutlu edemedim. Ama sen tatlı çocuk. Sakın umutlanayım deme ha. Ada hala beni seviyor. Hayat bize ikinci bir şans tanıyacak. Yine mutlu olacağız biz. Bence sen artık fazla umutlanma. Olmuyorsa olmuyordur değil mi? Ada çok aklı başında bir kız. Kendi kararlarını kendi verebilir. Benimle görüşmek isterse görüşür. Sen de buna karışamazsın. Adının peşini bırakmayacağım diyorsun yani ha? Diyelim ki öyle diyorum. Ne olacak? Adadan uzak duracaksın. Ben her şeyi yoluna koyacağım. Sen de aramıza girmeyeceksin. Anladı? Ada seni bu yüzden görmek istemiyor işte. Sen ne yaptığını bilmeyen kaba saba bir adamsın. Önce git kendini düzelt. Ne oldu şimdi? Adamlık dersi mi verdin sen? Ha? Düzgün konuş benimle. Konuşmazsam ne olur oğlum? Ha? Tatlı çocuk. Ne yaparsın? Git lan evimden. Gebertirim ben seni. Kimi gebertiyorsun lan? Ben seninle sen böyle bu haldeyken kavga etmem. Ama şunu bil. O istediği sürece ben adanın yanında olacağım. Şimdi git evimden. Rüzgar. Ne oluyor oğlum? Yok bir şey. Şu kaşına bir bakayım. Ya yok bir şey. Yusuf'un derdi neymiş seninle? Sen Yusuf'u nereden tanıyorsun? Benim takıldığım bir kız vardı Nalan. Beni terk edip ona gitti. Derdi neymiş seninle oğlum herifin? Adadan uzak duracakmış. Pis herif. Sevgilisi hamile hala adanın peşinde mi koşuyor? Nasıl kim hamile ben anlamadım. Nalan oğlum benim eski kız. Yusuf'tan hamile. Bu herif niye adayı bu kadar üzüyor ben anlamıyorum. Kızlar işte. Hep yanlış erkeği seçerler. Attın sen. Cicek.
Ay, hastaneye mi gitsek, ne yapsak acaba? Miden falan bulanıyor mu? Yok yok ama çok acıyor. Karanlıkta göremedim ki. Bir dakika ya. Sen bu eve nasıl girdin? Ben almıştım. Mıştım? Yani bir süredir bu evde kalıyor, öyle mi? Ya yeni geldi desene kızım. Niye en baştan anlatıyorsun? Ya ne yapayım? Ben yalan söyleyemiyorum ya. Sumra Hanım, bu çocuğu kapıdan kovsan camdan, bacadan bir yerden giriyor. Bu böyle bir insan, siz de biliyorsunuz. Bu geldi, yalvardı, yakardı, acındırdı kendini. Ben de kıyamadım, aldım. Odamda saklıyordu. Ez Çiçek, ez. Ben de üzülüyordum sokaklarda yattı bu diye. Yatıyordum. Yani kahvelerde uyuyordum aslında. Tam parklara düşecektim ki Çiçek sağ olsun yardım eli uzattı. Ay neyse, tamam. Tamam. Tamam tamam derken duyduğuma göre beni özlemişsiniz Sumru Hanım. Sunluk yapma istersen. Özlemediniz mi? aç mısın? Her zaman. İyi, dolma yaptım. Fırında makarna var ki sen seversin biliyorum. Bayılırım. İyi o zaman. Ya Sumru Hanım, siz bir tanesiniz, bir tane. Yani şu an bir dolma bana bütün kötü anılarımı unutturabilir. İyi hadi kalk. Kalk. Ya Çiçek, kafam acıyor. Sen hazırlasana kız. Yok ya. Bana ne ya? Mutfak orada, git kendin al. Ha bir de canım, rica edeceğim. Gelirken de bir çay suyu koy. Evet, hadi. Tamam kızlar. O zaman emrinize amadeyim ben de. Günaydın abi. Günaydın. Nasılsın? İyiyim, sen? Kaşına ne oldu? Bir şey yok ya. Merdivenden çıkarken bir çarptım öyle. Ben kahve kokusu mu alıyorum? Getireyim hemen. Babam uyanık mı? Evet. Ben bir ona bakayım, geleyim. Şişt, şişt. Yalan söylüyor. Anlamadım. Kim yalan söylüyor? Rüzgar. Seni üzmemek için yalan söylüyor. Şu senin arkadaşın var ya, Yusuf. Dün gece evi bastı. Kaşını da o patlattı. Yusuf mu? Evet tatlım. Bizim oğlan çok efendidir. Büyütmedi meseleyi, kapattı. İnanamıyorum. Ben çok üzgünüm. Haklısın. Senin yerinde ben olsam ben de üzülürüm. Alo. Alo Ada. Yusuf neredesin? Sarıyer'deyim. Pansiyona gidiyorum. Tamam. Sahilde buluşalım mı? Seninle bir şey konuşmam lazım. Tabii tabii. Ben hemen geliyorum o zaman. Görüşürüz. Yani kanka, bünyendeki ada etkisi inanılmaz. Sabahtan beri 5 karış surat, ağzını bıçak açmıyordu. Yani bir de şu haline bak. Telefonu kapadın hala gülüyorsun. Oğlum, ada beni çağırıyor ya. Ben sahile gidiyorum. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Adaya baktıysan çıktı. Nereye çıktı? Annenden izin aldı, fırladı gitti. Herhalde dün Yusuf sana saldırdı diye ondan hesap sormaya gitti. Sen söyledin mi Mert? Evet. Ne zaman çıktı ada? Biraz önce. Mert ya. İsmail, hayırdır, nereye gidiyorsun? İş bulmaya Üftade. İş mi? He. Hakikat mı diyorsun? Ay, çok iyi yaparsın vallahi İsmail. Hiç paramız yok. Aha kış da kapıya dayandı, soba yanacak. Odunuydu, kömürüydü, bir ton masraf. Hamallık, pazarcılık. Bir şey bulup yapacağız işte Üftade. İyi haydi o zaman, rast gelsin.
İyi. Hadi. Ben şu Yıldırım Bey'i yurt dışına çıkmadan yakalayayım, işe falan gerek yok. Buyurun. İyi günler. Ben burada çalışan Ada'nın dayısıyım. Kendisine bir laf diyecektim. İki dakika görmem mümkün mü acaba? Ada yok, izin alıp çıktı. Çıktı mı? Haber de vermedi. O zaman Yıldırım Bey'i görüp bir geçmiş olsun dilemek isterim. Kusura bakmayın, Nihal Hanım'ın kesin emri var. Kimse yanına giremiyor. Ya ben yabancı sayılmam. Nihal Hanım'ı bir göreyim, belki bu sefer yumuşar. Tamam Akif Bey. Çok teşekkürler. İyi günler. Neymiş? İşlemler tamam. İsviçre'deki klinik tedavi için onay vermiş. Yarın akşam babanı götüreceğim. Süper. Bak bu tedavi babama çok iyi gelecek. Eve yürüyerek dönecek, görürsün. Umarım. Ada ile konuşacağım diye az daha canından oluyordu. O kız az kalsın hayatımızı mahvediyordu. Sen şu gerginliği bir üzerinden atar mısın? Her şeyi kendi lehimize çevirdik. Biraz relax. Sen niye bu kadar rahatsın? Sahip olduğumuz her şey, o içtiğin kahvenin fincanı bile adaya ait. O kız bunu öğrenirse hepimiz dilenci gibi sokağa dökülürüz. Bunun farkındasın değil mi? Aramana çok sevindim. Yusuf sen ne yaptın? Ya neden böyle bir şey yaptın? Sakin ol ya. Ne yapmışım ben? Ya Rüzgar'a neden vurdun? Ne istedin Rüzgar'dan? Ya ben biraz saçmaladım. Sarhoştum da sonra zaten çok pişman oldum. Kızdım kendime. Ya ama yani o da... Ya o da damarıma bastı, tamam mı? Hem bu Rüzgar niye sürekli senin çevrende? Niye seni eve bırakıyor? Sen niye onun evinde çalışıyorsun? Ya Yusuf ben sana kaç defa söyledim. Rüzgar'la benim aramda bir şey yok. Biz sadece arkadaşız. Arkadaşsınız. Sadece arkadaş, öyle mi? Kolyen nerede? Ne? Sana aldığım kolye nerede? Çıkardım. Rüzgar'ın aldığı o pahalı kolyeyi taktın çünkü değil mi? Benim aldığım hediyenin onunkinin yanında ne değeri var ki? Yusuf çok çirkin şeyler söylüyorsun. Rüzgar'ın bana kolye aldığı falan yok. Ya bırak. Ben gördüm sizi. Kuyumcudaydınız. Ya neden anlamıyorsun? Annesine hediye almaya gittik. Gittik beraber seçtik kolyeyi. Ya sen bu yüzden mi gittin vurdun ona? Biz seninle niye ayrıldık? Yusuf söyle niye? Senin bir bebeğin olacak diye değil mi? Bunun Rüzgar'la bir alakası yok. Neden anlamıyorsun bunu? Aa bak. Geldi yine. Sürekli senin peşinden geliyor işte. Ya bu herif fırsatçı diyorum sana ya. Biz ayrıldığımızdan beri senin etrafında dolaşıyor işte. Sen de bunu anlamıyorsun. Yusuf yeter sus. Biz senin yüzünden ayrıldık. Ben seni terk etmedim. Sen beni buna mecbur bıraktın. Ben o kolyeyi niye çıkardım sanıyorsun ha? Sanki taktığımda doğacak çocuğunun mutluluğuna engel olacakmışım gibi hissettim. Yusuf yeter, yapma bana bunu artık. Üzme beni. Ya ben çok yoruldum, çok usandım. Ada. İyi misin? Ada gitme.
Ada, eğer gidersen her şey biter. Binme o arabaya. Çok sevdim, sevdim seni çok.